Hepinize selamlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Arife günü, dışarı çıkacaktık. Noyen'cim çok hareketli. Dışarı çıkacaktık. Dışarı çıkmışken de sizlerle bir vlog başlatayım dedim. Beraber gezelim, beraber olalım istedim. Sabahtan başlattım, kahvaltımızı falan yaptık. O sırada şimdi teyzemiz mutfağı halletti. Noyan uyandı, ben Noyan'ı emziriyorum. Babamız bugün yarım gün çalışıyor, Arife günü olduğu için. Dışarı çıkacağımız zaman da genelde sağım yapıyorum. Yani onu emzirme ölçüsünde kullanıyorum ama sağım yapmak bir tık daha bana kolay geliyor. Daha hamileyken, böyle doğum sonrası kullanacağım ürünleri alırken sizlere bir manuel pompa önerisinde bulunmuştum. Şu pompayı beni takip edenler biliyor, bilmeyenlere de göstereyim. Bu pompayı kullandıktan sonra görüşlerimi size belirteceğimi söylemiştim. Kullandım ve hiç memnun kalmadım arkadaşlar. Mesela basıyorsunuz şurada kalıyor. Bu şekilde sizin düzeltmeniz falan gerekiyor. Hiç güzel bir pompa değil. Kesinlikle tavsiye etmiyorum. E-Bebek'ten şu Baby Mom'un bu elektronik pompasını biz satın aldık. Ve bundan çok çok memnunum. Eğer bir pompa arayışındaysanız E-Bebek'ten bu markanın pompasını tercih edebilirsiniz. Diğer pompalara göre, yani elektronik pompalara göre fiyat açısından da gayet fiyat performans ürünü. Aklıma gelmişken de bunun önerisinde bulunmak istedim. Şimdi Noyan Kuş'un beslenmesi bitsin. Üzerini değiştireceğim, hazırlayacağım. Sonrasında ben hazırlanacağım. Günümüze devam edeceğiz. Şimdiden hepinize iyi seyirler diliyorum.
Noyan kuş şu an mayışık durumda. Anne bebek çantamız hazır. Şurada da kangurumuz var. Normalde sealingle çıkıyordum dışarı ama bugün kanguruyu deneyeceğim. Yeni doğan aparatı da varmış. Ben onu tam olarak nasıl kullanacağımı bilmediğim için kanguruyu kullanmıyordum. Ama firmayla görüştüm, nasıl kullanacağımı anlattılar. Şimdi yeni doğan aparatı da şu oluyor bu arada. Böyle bir yastıkla kalça kısmını destekliyoruz. Onunla Noyan'ı kanguruya koyacağız ve çıkış yapacağız. Babamız aşağıda bizi bekliyor. Oğlum geğirdi, bakın rahatladı. Tamam anneciğim, tamam bebeğim. Tamam tamam, bitti. Çok iyiyiz, çok iyiyiz anneciğim, çok iyiyiz bebeğim. Ayakkabımız çıkmış. Tamam bak, çok iyiyiz. Tamam teyze, arkadan şimdi şunları vur. En küçük numarayı aldım, hala büyük geliyor bu arada. Başka vurmam gereken bir şey var mı? Üsttekini vurdum. Bir bunu tut. Sanırım oldu. Bu şekilde. Şu an iyi görünüyor Noyan kuşta. Bir sıkıntı yok. Sadece uykusundan biraz uyandığında sinirli oluyor. Bize bir kızdı. Ama şu an iyi. Bir sıkıntımız yok. Babamız gelmiş. Ayakkabılarımızı giyelim. Çıkalım. Gerçekten bebekle dışarıdan çıkmak. Başladın. Artık konuşmayı unuttuk. Ya bebekle dışarı çıkmak gerçekten çok zor. Çok zor. Kısır döngü. Altını kirletti, karnını doyur, üstünü değiştir, tekrar. Biz şimdi geldik. Marina'dayız. Çok kalabalık. Arife gününde vermiş olduğu şey var tabii. Yoğunluk. Babamız arabayı park edemedi. Park edecek yer bulamadı. Bizi indirdi. Park yeri arıyor. Biz de şöyle bebek mağazalarına doğru gidiyoruz. Noyan'ı bugün ilk bayramlığına alacağız. Nasıl bir şey alacağımız hakkında pek bir fikrimiz yok şu an. Ama bakacağız. Eğer burada bulamazsak bakalım, başka yerlere de bakabiliriz. Ama bugün niyetim Noyan'a bayramlık almak. Belki kendime de bir şeyler bakarım. Çok kalabalık. Evet. Nereye girsek acaba? Çok güzel parçalar beğendik mağazada. En son bir tane tulum beğendim. Böyle hafif ekose desenli gibi, kök yeşili, çok güzeldi. Fiyat olarak bir tık pahalı gibi bence. Yani bize biraz pahalı geldi, değil mi Bengi? Biraz. Yani tek parçaya, sadece birkaç defa giyeceği parçaya 1000 liranın üstünde fiyatlar vermek doğru gelmiyor açıkçası. Çünkü zaten 2-3 aylık alacağım ve sadece 3-4 defa aynen giyecek ve bir daha giyemeyecek. Senede giysin. Öyle bir imkanımız yok. O yüzden daha uygun bir şeyler bakmaya gidiyoruz şimdi. Burada zaten başka bir De Facto Kids var. Bir de Elsie var, Kiki de çocuk kısmı var. Onun haricinde bir de ebebek var. Başka çocuk mağazası yok. Bakalım, bakacağız inşallah. Bugün güzel bir şeyler bulabiliriz Noyan kuşa. Bu arada uyuyor hala. Uyansa da sütümüz var. Sütümüzü sağdık, çıktık evden. Ay, iyi geldi. Gözlü derecede kalabalık. Pardon. Bize de göster. Takım da var. Şöyle bir takım. Bu da şortu.
içinden de ayarlanabiliyor. Şöyle. 1-3 ay bu. Çok güzel. O size gösterdiğim takımı aldık. Onu Mayıs'ta giyecek. Yani bayramlık olarak da aldık aslında ama burada henüz havalar o kadar serin, hala serin yani. Havalar o kadar ısınmadı. Isınmadığı için Adana'da giyecek onu. Mayıs'ın başında Adana'ya gideceğiz. Şimdi bir de böyle burada giyebileceği böyle biraz daha kalın bir şeyler bakmak için e-bebeğe geldik. Marina'da e-bebek yok. Tuzla Port'a geldik o yüzden. Noyan kuş hala uyuyor. Siyah altı takım istiyordum. E-bebek'te bulduk. Buna böyle renkli bir önlük ve bere şimdi arıyor. Bere de değil de şapka. Bu tulumu kesinleştirdik. Teyzemiz siyah tulum buldu. Üzerine de babamız şunları uydurmuş. Şöyle gri bereyle şu şekilde bir önlük bulduk. Önlük de havlu gibi. Çok güzel. Fular şeklinde. Ve cırt cırtı var. Böyle çok güzel olacak şöyle. Şekilde bunları alıyoruz. Biz evimize geldik. Ve Noyan kuş hiç uyanmadı. Hala yatıyor. Gerçekten çok güzel oldu. Çok beğendim. Siyah tulumu da istiyordum. Alt değiştirme örtümüz de bitmişti. Gitmişken onu da aldık. Şimdi mızırdanıyor Noyan. Dur bakalım şimdi Noyan. Ayakkabısını da çıkartalım oğlum on. Oy. Abo. Abo. Ya. Pişmiş oğlumun ayakları. Babacığım niye ağlıyorsun? Beni de öğretmişsin. Anneciğim ne olmuş ayaklarına? İyi olmuş. Abo. Teyze uçturucunun ayağının güzelliğine bakın hele. Abo. Lastik sıkmış oğlumun ayağını. Küçük geliyor artık bu babetler. Evet. Mis gibi kokuyormuş. Abo. Oğlum. Ne oldu ne? Niye gülüyorsun oğlum sen? Ağlıyor mu yoksa? Ah, oğlum put etti. Rahatladı. Oğlum put etti. Biz eve geldik. Noyan kuşu kangurudan bir çıkardım, uyandı ve ne kadar acıktığının farkına vardı. Açlık krizi yaşadı. Sağdım sütü verdim, yetmedi. Bir yarım saat 40 dakika kadar da emdi. Şimdi sızdı, içeride yatıyor. O sırada bir yandan onunla ilgilendik, bir yandan alelacele fırında makarna yaptık, pişmek üzere. Açlıktan bayılacağız. İnanılmaz aç hissediyorum. Başıma ağrı girdi. Yemeği yiyeceğim. Şöyle birazcık ben de uzanacağım. Gerçekten Noyan uyurken dinlenmeye çalışıyorum ama Noyan uyurken de işler olduğu için dinlenmeye fırsat bulamıyorum. Kısır döngü yani. Ben hiçbir şekilde dinlenemiyorum. Hepimizi mahvetti. Yani el kadar bebe hepimizin canını okudu. Şimdi yemeğe geçiyoruz. Selamlar. Biz dışarıdan geldik, makarnayı yedikten sonra hepimiz ailecek uyumaya geçmişiz, uyumuşuz. Biz kalktık şimdi. Noyan kuş da karnını doyurdu. Tekrardan yatışa geçiyor. Onun 2 saatlik uyku arasında biz de film izleyeceğiz. Tam da doymamış gibi değil mi sanki? Çok hayır. Biz biraz daha açız. Çok hayır. Gazımız yok. Hayır. Gaz değil, açlık bu. O zaman emzir. Maalesef doymamış. Begüş tekrar emzirmeye gidiyor. Çayımız da hazır. Emzirmeyi bitirip Noyan'ı uyutup böyle çay içip biraz dinlenmek istiyorum gerçekten. Bugün başımda çok ağrı var. Artık çayımı içer. Bugün yavaş yavaş kapatırım. Sabah bayram zaten. Çok gelirmişim Begüş. Gaz çıkarmaya çalışırken Martı boku hala elini emiyor ama biraz fazla emzirmişim oğlumu. Sonuç bu.
Günaydın. Aslında bize gün çoktan aydı. Birkaç kez aydı. Noyan kuşu aslında emzirdim. Gazını çıkarttım, uyuttum. Eşimizle, dostumuzla bir bayram görüşmesi yaptık. Ama sonrasında Noyan tekrardan uyandı. Şimdi ben tekrardan emzirdim, gazını çıkarttım. Şu an kucağımda uyuyor. Yerine yatıracağım ve bir kahvaltı hazırlayacağım. Ailecek bir bayram kahvaltısı yapacağız. Çok şükür ki Allah'ıma, yani eşimizle, dostumuzla, ailemizle geçirdiğimiz bir bayram daha oluyor. Ama eşini, dostunu kaybeden, bu bayrama hüzünlü giren çok da fazla arkadaşımız var, tanıdıklarımız var. Çok fazla insan var. Bu yüzden de hala onlara sabır diliyorum. Bizler normal yaşantılarımıza döndük, dönmek zorundaydık. Her ne kadar dönmüş olsak da onları unutmadık, unutmayacağız da. Dediğim gibi, yani... Bizler bence şanslı kesimiz. Yani eşimize, dostumuzla yine bir bayram geçiriyoruz. Ama geçiremeyen herkese defalarca kez başsağlığı tekrardan diliyorum, sabır diliyorum. Yani diyecek çok şey var aslında da ne yapalım? Hayat böyle aslında. Yani bir şekilde yaşantımıza devam etmek zorunda bırakıyor bizi. Daha güzel bayramlar göreceğimiz günler gelsin inşallah diliyorum ve hepinizin bayramını canı gönülden kutluyorum. Şimdi Noyan'ı yerine yatırıp kahvaltı hazırlamaya gidiyorum. Çünkü açlıktan bayılmak üzereyim. Gerçekten çok acıktım. İşte bu şekildeyiz. Şimdi kuşumu yerine yatıracağım. Mest oldu burada böyle. Kucağımda uyudu. Umarım ben kahvaltıyı hazırlayıp, bulaşıkları yıkayıp, kendim hazırlanana kadar uyanmamasını diliyorum. Bakalım bana ne kadar fırsat tanıyacak. Bayramlıklarımızı giyiyoruz. Yakala, böyle de yakala. Kuvvetli oğlum görüyorsunuz. Aşkım bırakmıyor. Bırakmıyor oğlum. Oğlum bırak. Babamız üstünü çıkarıyor. Sonra ne güzelce giydireceğiz Noyan Paşa'yı. Bacaklara bakın. Uy. Biz giyindik teyzoşları. Çok güzel oldu oğlum. Oğlum şu an yatar pozisyonda. Anneciğim. Mest oldu. Anneciğim. Kirli kıyafetlerimizi de attırdık şöyle. Ama çok yakışıklı oldu benim oğlum. Şimdi Darıca Millet Bahçesi'ne geldik. Burada böyle güzel yeşillik alanlar varmış.
Yani Noyan için de bence daha iyi olacağını düşündüğümüz için böyle bir yeri tercih ettik. Şimdi bakınıyoruz. Yani daha tam keşfetmiş sayılmayız. Evet, mutlu şehir Kocaeli. Nereye gideceğimizi şaşırdık. Bir o tarafa yürüyoruz, bir bu tarafa. Konuşamadım. Evet. Bir tane çekin de. Ben bir tane ben şöyle çekeyim. Bir de ben. Fotoğraf çekiliyoruz. Yukarıda da hobbit evleri varmış. Onlar o tarafa doğru gideceğiz şimdi. Havada çok güzel şansımıza. Noyan kuş da kanguruyu çok seviyor. Kanguruya koydum ama uyuyor ve uyanmıyor bir daha. Çok rahat ediyorum gerçekten. Şimdi hobbit evlerine doğru gidiyoruz. Bu arada evden çıkarken çok hızlı çıktık. Hazırlanma sürecimiz biraz koşturmacalıydı. Bir de Noyan kuşu göstermek için hem Efe'nin ailesini hem benim ailemi aradık. O yüzden evden çıkarken video başlatamadım ancak buraya gelince başlatabildim. Bunlar hobbit evleriymiş. Şöyle yakından da göstereyim. Böyle burada da var. Etraf çok güzel burada. Şöyle her köşede birer tane hobbit evi var. Teyzemiz de TikTok çekiyor. Hiçbir şey kaybetmezsin. Çok güzel. Dur karşıdan çekeceğim seni. Bengi. Aa, gözlerini bile yapmışlar. Çok iyi. Bengi çok iyi görünüyorsun. Harika. Bir şeyler içmeye geldik. Yaz havası gibi vallahi burada bugün hava. Soğuk bir şeyler içiyoruz. Noyan da hala uyuyor. Hiç uyanmıyor. Biz de uyandırmıyoruz vallahi. Yoksa süt sağdım, çıktım evden. Bakalım uyanırsa sütünü vereceğim. Şimdilik güzel gidiyor. Bir sıkıntımız yok. Burayı da sevdik. Derken Noyan'ın mızırdanmışsın. Kafasını çıkarmaya çalışıyor şimdi. Şöyle. Birazcık mola verdik şimdilik. Biz biraz dinlendik. Şimdi kalktık. Aracımıza doğru gidiyoruz. Buradan Pendik'e geçeceğiz. Pendik'te şeyde aslında Kurtköy'de değil mi? Aynen. Kurtköy Marina'da şey var. Ciğerci Ahmet. Adana usulü ciğer yemeye gidiyoruz. Yemeğimizi orada yiyeceğiz. O tarafa doğru gidiyoruz şimdi. Yaklaşık bir yarım saat kadar yolumuz var. O sırada şimdi ben Noyan'ı uyandıracağım. Çünkü en sonki beslenmesinden bir 2,5 saat falan geçiyor. 3 saate yaklaşıyor. Kendinin uyanmaya hiç niyeti yok. Onu ben uyandıracağım şimdi. Sağdığım sütü vereceğim. Yetmezse biraz da emziririm. Oraya gittiğimizde en azından rahat ederiz. Tekrar uykuya dalar diye tahmin ediyorum. Gidene kadar şimdi Noyan kuşun beslenmesini yapacağım. At değiştirdik. Gayet de keyifliyiz. İç aşkım. Noyan da çok keyifli. Hepiniz soldadır. Geldik Mersinli ciğerci Ahmet'e ama hava o kadar kötü ki burada. Darıca da mükemmeldi. Buraya bir geldik felaket durumda. Bir park yeri bulursak bakalım. İneceğiz şimdi arabadan. Tamam. Yok, kangurusundan çıkardım. Geri takacağım. Ayranlar da bakır şeyde geliyor. Ne bunun aşkım adı? Bakır bardak mı? Bakır bardak işte. Şöyle. Güzel bir mekan ama.
Ay yağlı ekmek mi aşkım o? Şu var ya mükemmel bir şey arkadaşlar gerçekten. Buranın özelliği yedikçe dolduruyorlar, yedikçe dolduruyorlar. Yağlı ekmek gerçekten benim ince çizgim. Hemen ciğeri test ediyoruz. Demişiz. Biz Adana istedik yemeğimizi yedik şimdi. Ya yemek yerken Noyan'ın kafasına mor lahana salatası düşürmüşüm. Fark etmemişim onu da. Noyan'ın yanağı mosmor olmuş. Kızım benim kıyamam. Bir baktım yanağında bir morluk var. Meğerse lahana düşürmüşüm. Yanağına. Şimdi eve geçiyoruz. Hafiften yağmur atıştırıyor. Artık evde dinleneceğiz. Gerçekten yorulduk ama güzel bir gün geçirdik. Dolu dolu geçti yani. Eve geçince artık videoyu açarım çünkü şarjım bitmek üzere. 17, 18. Eve geldik şimdi. Noyan hala uyuyor biliyor musunuz? Pastamızı da aldık. Bugünü kaçamak günü ilan ettik. Bugün hepimiz çok güzel yedik. Bayağı tıkılmasın. Ben diyetteydim. Diyetteydim Engi. Eve gidiyoruz. Şimdi kanguru'dan çıkınca bence cinnetle halim yapacak. Biz eve geldik. Duşa girdim. Noyan'ı uyuttum. Kendim o kadar yorulmuşum ki anlatamam sizlere. Şimdi kendim de direkt yatışa geçiyorum. Gözlerim kapanıyor çünkü dolu dolu iki günümü sizlerle paylaşmaya çalıştım. Gerçekten böyle video çekmeyi çok özlemişim. Çekerken çok keyif aldım. İnşallah izlerken sizler de keyif alırsınız. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.